Binin bin bir rengi diyerek çıkmış olduğumuz bin bir programımızın serüveninin 95. bölümü için tekrar huzurlarınızdayız. Evet, hafızanın haritasını, haritanın hafızasını konuştuğumuz, etraflıca konuştuğumuz 94 hafta geride kaldı. Ve bugün ve bu hafta bin birde yine o hafızaya dair yine önemli, özel, arşivlik bir yayın ile karşınızdayız. İki kıymetli misafirimiz var. Birkaç gün önce Dünya Yetimler Günü idi. Öyle bir dünyanın tam ortasındayız ki 7 Ekim 2023'ten bugüne dünya öyle şeylere şahit oluyor ve olmaya devam edecek gibi de görünüyor ki dünyanın en savunmasızları, çocuklar, dünyanın en ağır silahlarıyla yok ediliyorlar. Dünyanın en ağır silahlarının tek hedefi dünyanın en savunmasızları, çocuklar. Yakın zaman tarihinde en ağır bombalar Musul'da kullanılmıştı. 200 küsür kilogramlık bombalar kullanılmıştı. 9 aylık süren Musul katliamında, operasyonunda. Üzerinden aylar geçti, yıllar geçti. Fakat bu kez özel zırh delici bombalar kullanıldı Gazze'de. 970 kilogramlık, 2000 kilogramlık özel başlıklar ABD ordu stoğundan İsrail'e gönderildi ve 970 kilogramlık bombalar, 2000 kilogramlık bombalar neticesinde Gazze'de 14.200'ün üzerinde Gazze Sağlık Bakanlığı'nın tespit ettiği, kamuoyuyla paylaştığı sadece ve sadece hayatını kaybeden çocuklardan söz ediyoruz. 74 binin üzerinde yaralı var. Büyük kısmı yine çocuklar. Çocukların önemli kısmı engelli. Bir kısmı ise, onu da konuşacağız, sosyal yetim. Nedir sosyal yetimlik? Dünya Yetimler Günü vesilesiyle binbirde yetimler özel yayınıyla huzurlarınızdayız. Tüm izleyicilerimize hoş geldiniz diyorum. Ve iki kıymetli misafirimize de hoş geldiniz diyerek söze başlamak istiyorum. Hoş geldiniz. Hoş Murat bulduk. Yılmaz, Yetim teşekkür Vakfı ederiz. Başkanı. Hoş geldiniz Murat Yılmaz. Teşekkür ediyorum davetimize icabet ettiğiniz için. Böylesi tetabuk etti açıkçası. İki gün evveldi değil mi? 11. yılı. Evet, 11. yılı 25 Mart itibariyle Ramazan'ın 15. günü. Dünya Yetimler Günü. Evet, bugün 18, 3 gün olmuş. Böyle bazı yerlerde karşımıza çıkıyor yetim kavramı, belki Yetimler Günü haber olarak belki karşımıza çıkıyor. Fakat biz etraflıca gerçekten nedir? İnsanın, insanlığın, insanlığımızın durumu nedir ve mesuliyetimiz nedir? Onu biz de sizlerden dinleyelim, öğrenelim, izleyicilerimizle paylaşalım arzu ettim. Teşekkür ediyorum. Betül Hanım, sizler de hoş geldiniz. Betül Zağlı Topal, Çocuk Hakları Platformu Sözcüsü ve aynı zamanda Yeryüzü Çocukları Yönetim Kurulu üyesisiniz. Sizler de Yetim Vakfı bünyesinde de önemli çalışmalar yapıyorsunuz ve daha da yapacaksınız. Teşekkür ediyorum davetimize icabet ettiğiniz için. Soy isminizi umarım yanlış telaffuz etmedim. Doğrudur. Zağlı Doğru. Topal. Doğrudur. Peki. Teşekkür ediyorum. Şimdi az evvel bazı rakamları açıkçası telaffuz ederken dahi bir daha düşündüm. Yani günlerden, haftalardan bu tarafa elbette her birimizin şahit olduğu o günlerden geçiyoruz. Sizlerin de az evvel yayın öncesinde de Murat Yılmaz ile konuştum. 30 yıla yakın bir sivil toplum tecrübeniz var, deneyiminiz var. Şöyle bir soruyla başlayayım. Siz dünyanın birçok farklı şehrine gittiniz. Birçok farklı acının yaşandığı coğrafyalara gittiniz. Tabiri caizse acının her türünü, her rengini gördünüz. Fakat Gazze'de yaşanılana benzer bir süreç, bir deneyim hatırlıyor musunuz? Eyvallah. Tabii yani Gazze'nin şöyle bir yönü var. Canlı yayınlarda katliam görüntüleriyle biz Gazze'yi hatırlıyoruz. Yani bu aslında yaşadığımız dönem içerisindeki insanlığın da en büyük ayıbı olarak tarihe geçiyor. Yani bugün 171. gün, yani 171 gündür 350-360 kilometre karelik bir alanda 2.200.000-2.300.000 nüfuslu bir bölge
dünyanın en zalimane şekillerinden biriyle hem karadan hem havadan hem denizden saldırı altında soykırım uygulamaları görüyoruz. Hemen her gün görüyoruz. Ve bizler izliyoruz sadece. Yani bu yönüyle zannediyorum zalimliğin çaresizce izlenmesi anlamında da tarihe geçecek diye düşünüyorum. Dolayısıyla Gazze'nin böyle bir yönü var. Ama mesela Doğu Türkistan coğrafyası var. Doğu Türkistan'da da 2015 yılında açılan toplama kampları, 2017 yılında insanların kitlesel olarak bu kamplara doldurulması, 3 ila 8 milyon insanın toplama kamplarında yine soykırım yöntemleriyle işkenceye tabi tutulması. Murat Bey pardon, rakam öyle duyup geçebileceğimiz bir rakam değil. 3 ila 8 milyon arasındaki insandan söz ediyoruz. Tabii. Yani 1500'ün üzerinde toplama kampından bahsediliyor. Standart ortalama bir toplama kampı 24 bin kişiden oluşuyor. Ama 50 bin kişilik toplama kampları da var Doğu Türkistan'da. Aslında Doğu Türkistan'ın tamamı bir toplama kampı desek yanılmış olmayız. Çocuk evin erkekleri, yaşlıları, büyük çocukları toplama kamplarında. Küçük çocuklar nerede? Onlar da melek evleri, yetimhane, çocuk bakım merkezleri ve yatılı okul adı altındaki çocuk toplama kamplarında. Fakat Çin'in uyguladığı karartmalardan dolayı biz Doğu Türkistan'da hem çocuklarla ilgili yapılan soykırım uygulamalarından hem de yetişkinlerin alındığı toplama kamplarından çok haberdar değiliz. Dolayısıyla bir Filistin'de Doğu Türkistan'da ya da nasıl diyelim? Filistin'in belki daha katmerli bir zulümde, Filistin'den daha fazla işlenen bir zulümde Doğu Türkistan'da devam ediyor. Yaşanıyor. Ama biz görmüyoruz, videolarını göremiyoruz. Çünkü 2017-2020 yani 7 senedir içeriden tek bir fotoğraf ve tek bir video karesi bile dışarıya çıkmadı. Dolayısıyla orada da ciddi bir sıkıntı olduğunu söyleyebilirim. Çocuklar için de, yetişkinler için de sorunlar var. Tabii Gazze'nin şeyiyle nasıl diyelim, görünürlük yüzüyle şu anda 8 milyarlık insanlık aleminin tamamen ayaklanıp işte refah sınır kapısından içeriye girip bu zulmü bitirmeleri beklenirdi. Dolayısıyla insanlığın mevcut yaşadığımız dünyadaki konumu içinde bir barometre ya da bir turnusol kağıdı olarak değerlendirilebilir diye düşünüyorum. O barometre sıfırlandı herhalde her yönüyle. Yani kesinlikle. Yani kelimelerle anlatamıyoruz, ifade edemiyoruz ama gerçekten ciddi bir sıkıntı. Yani artık hani uluslararası hukuk diyorduk mesela. Artık bu uluslararası hukuk kavramının hiçbir karşılığı olmadığını da gördük. İşte hukuk diyoruz, hukuk literatürü var. Mesela uluslararası medya diyoruz. Medya etiği üzerine, literatür üzerine çok geniş kavramlar var. New York Times'dan tutun, BBC'den tutun, CNN'den tutun, Fox'tan tutun. Aslında her birinin hukukunun, etik kavramının merkezinde Hristiyan Siyonizminin türlü varyantlarının yer aldığını bir kez daha ama bu kadar canlı yayında tecrübe etmiş oluyoruz o yönüyle. Siz hukukçu olarak Betül Hanım, belki medyada maalesef böyle istisnayen karşımıza haber olarak çıkınca, özel haber çıkınca haberdar oluyoruz ama çocuk hakları üzerine siz, onu da birazdan konuşalım isterim. Çocuk hakları üzerine spesifik olarak ayrıca bir platform da kurdunuz. Önce biz tam olarak haberdar mıyız? Hem Türkiye'miz açısından söylüyorum, hem coğrafyamız açısından söylüyorum. Biraz böyle rakamsal olarak hukuki altyapısı ile beraber çocuk hakları kavramının gerçekliğinden ne kadar haberdarız? Oradan başlayalım mı? Şöyle diyebiliriz. Buyurun. Şimdi tabii biz çocuk hakları platformundan birazcık bahsedeyim müsaadeniz olursa. Tabii ki. Akabinde de hem sorunun cevabını aynı zamanda dediğiniz gibi şimdi bu uluslararası hukuk dediğimiz kavram, hı hı, eğer
şu anda konuşamayacaksak veya uluslararası hukukun getirmesini beklediğimiz yaptırımlar uygulanmayacaksa çocuk söz konusu olduğunda dahi, o zaman gerçek manada zaman? Bir hukuktan veya bir adaletten söz edebilir miyiz? Hı hı. Peki bundan söz edemezsek o zaman işte dünyadaki vicdanlı yürekler veya sivil toplum kuruluşlarının ne yapması gerekiyor? Bizler neler yapması gerekiyor? Bunun için de bizim ışık olacağına inanıyorum. Gerçekten haberdar mıyız? Bana kalırsa değiliz. Şimdi en başta hani dediğim gibi girizgah yapmadan önce şunu da belirtmek Buyurun. İstiyorum. İşte biz Yerzu Çocukları Derneği olarak, Yetim Vakfı, İHH, Hukukçular Derneği, bunlar kendi bir bünyemizde bir çocuk hakları platformu artık kurmanın zaruriyet teşkil ettiği zamana denk geldik. Hatta öyle bir zaruriyet teşkil ettik ki artık hani bizim inancımız şu şekilde, birazcık daha geç kalsaymışız gerçekten kendi açımızdan kendi ilmimizin zekatını veremeyecek noktaya geleceğiz. Bu bize tarihin de yüklediği bir sorumluluk olarak da biz görüyoruz. Niye bunu söyleyecek olursak, mesela hani hep şey denir ya, ikircikli bir bakış açısı. Ben bunu hani sadece hani hukukçu kimliğimle olarak değil, normal hani bir vatandaş olarak, bir dünya insanı olarak da haberleri izlediğimde veya herhangi bir şeyi okuduğumda bunu fark ediyorum. Hani şu an değil mi, hani söylenen bir ikiyüzlülük var insan hakları anlamında. Bir insan hakkı olarak da değerlendirilen çocuk hakkı kavramına baktığımızda, işte Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne veya çocuk hukukunun, çocuk mevzuatının uluslararası arenadaki literatürüne de baktığımızda daha yakın tarihe olduğunu görüyoruz. Yani bu kavramın sistemleşmesini. Tabii ki uluslararası hukuk anlamında da bunları daha yeni tarihlere konumlandırabiliriz. Ancak şöyle bir sorunla karşılaşıyoruz. Hani dünyada hiç kimsenin değil mi inkar edemeyeceği bir husustur. Çocuğun hakkının savunulması değil mi? Herhangi bir ayrım gözetmeksizin. Tüm uluslararası metinlerde, ulusal mevzuatta çok açıkça bunu görebilirsiniz. Dil, din, ırk fark etmeksizin değil mi? Her devlet, üye olan her devlet, mesela Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nden bahsedelim ki dünyadaki çoğu ülkenin de üye olduğu bir sözleşmedir. Ne görürsünüz burada? Dersiniz ki hiçbir ayrım olmadan bu çocuklara bu haklar tanınır diyorsunuz. Ancak siz bunu, bu hakkı verdikten sonra, bu mesuliyeti yükledikten sonra bunun bireysel başvuru usullerinin kimi devletlerce kabul edilmemesi, işte gördüğümüz üzere, veyahut da uluslararası arenada yaptırım oluşturabilecek. Yani bu devletler aleyhine veya bu suçu işleyenler, işte soykırım suçu, işte mesela Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin konusuna gelen saldırı suçu, savaş suçlarından bahsediyoruz. Eğer biz bu kadar gün geçmişken, az önce Murat Bey'in de belirttiği gibi 170 gün geçtikten sonra Gazze özelinde hala bir karar doğru düzgün çıkmıyorsa çocuklar özelinde, o zaman biz bunlardan nasıl konuşacağız? Gerçekten haberdar mıyız? Haberdarsak gerekenler gerçekten dünyada yapılıyor mu veya uluslararası hukuk mekanizmalarında? Bir tane örnek vermek istiyorum bu Buyurun. Konuyla alakalı. Geçen sene 2023 yılından bahsetmek istiyorum. Şubat ayında, bakınız mesela Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin işleyişine baktığımızda savcılık, yani Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin savcılığı da doğrudan bir soruşturma yürütüp bazı konular hakkında değil mi mahkemeye başvuruda bulunabiliyor. Şöyle bir haberler düşmüş, mesela haber dünyasından bahsettik. Şöyle bir haber düşmüştü Mart itibariyle, yanılmıyorsam 27 Mart olması lazım. İşte Rusya Devlet Başkanı Putin aleyhine yakalama kararı Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde. Peki kararın içeriğine baktığımızda şunu görüyorsunuz. Bir çocuk hak ihlaliyle alakalı olarak bu karar alınmıştı. Savcılığın başvurusu tarihi Şubat ayıydı. Yine 20 Şubat gibi bir şeydi. Mahkemenin aldığı tutuklama kararı ise Mart ayındaydı. Konu da şuydu. Yine hani izleyenler de özellikle bu habere de bakabilirler. Bizim ülkemizde çok o dönem haber yapılmadı ama yine de burada da haberleştirilmişti. Hani şey deniyordu işte, bundan sonra Putin Avrupa ziyaretlerine çıkamayacak. Hatırlanıyordur tabii, belki. Tabii. Sebep de şuydu. Ukraynalı çocukların, hatta sadece Putin aleyhine değil, yine o zaman Maria isimli bir hanımefendi var. Zaharova sözcüsü. Yok, Maria Alexeyevna diye bir hanımefendi, Rusya'daki herhalde bu çocuk komitesiyle alakalı başkanlık yürüten bir hanımefendiymiş. Dedim, Rusya dışları sözcüsü mü acaba? Yok, Zaharova değil. Mı? Değil. Çünkü o zaman Putin'in BM zirvesine gidip gidemeyeceği konuşuluyordu. Başka ülke üzerinden mi gitse vesaire gibi. Konuşuluyordu. Ancak orada şu husus çok önemli. Ben bunu çok önemli görüyorum. Çocuk hakları özelinde. Ukraynalı çocukların sınır dışı edilmeyle alakalı. İşte oradaki alınan çocukların Rusya'ya götürülmesi. Hani buradaki sahipsiz çocukların alınmasıyla alakalı olarak çok hızlı bir şekilde bir rapor düzenleniyor. Mahkemeye veriliyor ve çok hızlı bir şekilde tutuklama kararı çıkıyor. Tabii akabinde o zaman işte Rusya devleti de kendini korumak için işte oradaki mahkeme üyeleri hakkında o da haber olmuştu. Suç duyurusunda bulunmuştu. Sembolik bir suç duyurusunda bulunmuştu. Bunu niye şu an zikrediyorum? Şimdi burada bir herhangi bir kıyas için değil. Yani çocuk hakları anlamında veya insancıl hukuk dediğimiz insan hakları hukuku alanında herhangi bir ayrım gözetmeksizin tüm dünya vatandaşlarına, tüm dünya çocuklarına bu hakkı biz
göstermedikçe, vermedikçe o zaman biz insanlara anlatabileceğimiz bir uluslararası hukuk olmayacak, değil mi? Bu çok açık. Evet. Şu an 170 gün geçti. Yetimlerden bahsediyoruz, değil mi? Oradaki de aslında konu sahipsiz kalmış veya ülkesinden kovulan çocukların başka bir ülke tarafından sahiplenmesi söz konusu ediliyordu. Şu an Gazze'de büyük bir felaket yaşanıyor. Ve bugüne kadar da yani bizim nezdimizde, hı hı. yani ben bunu kendim bunu bu şekilde söyleyebilirim, göremiyoruz. Gerçekten esaslı bir karar çocuklar nezdinde görebiliyor muyuz? Maalesef göremiyoruz. Bir de şunu da belirtmemde fayda var. Eğer dakikamda varsa buyurun. Bunu da tamamlamak isterim. Çok önemli bir husus daha var ki o da şudur. Gerçek manada biz uluslararası hukukun bu sistemden işletemeyeceksek, eğer biz burada devletlerin egemenlik hakkı ileri sürülerek yahut bazı sözleşmelere taraf olmaması, işte burada Roma statüsü vesaire deniyor. Roma statüsüyle alakalı olarak Rus'a da aynı gerekçeyle başvuruda bulunmuş. Ona rağmen bu karar tutuklama kararı çıkabilmişti. Hmm. Yani demek ki o zaman biz bu noktada baktığımızda, bu zaviyeden baktığımızda bazı noktalar çok eksik. Peki bizler ne yapacağız? Hani diyeceksiniz ki tamam eğer bu sistemler... Gerçeklik bu. Acı gerçek bu. Katı gerçek buysa bize düşen nedir? Nedir? Ya da yol haritası ne olmalıdır? Bu konuda biz de çok önemsiyoruz. Yani evet gerçekten biz bunu işletemiyorsak önce şunu sormamız lazım. İşte bizim platform olarak kuruluşumuzla alakalı ana hedeflerimizden biri bu. Gerçek manada hani şu evet haberlerimizi yapıyoruz değil mi? Her gün hiç istemediğimiz o görüntüler ekranlarımıza düşüyor, üzülüyoruz. Hele ki ilk zamanlarda hani bu olayın ilk işte Ekim ayından sonra gittikçe artan bu şiddet sarmalında hepimizin sesi dünyada da bizde de çok yüksek çıktı. Ama artık zaman geçince maalesef zaman aleyhimize işliyor. Duygularımızın da aleyhine işliyor. Artık gündemimizden yavaş yavaş düşmeye başlıyor. İşte biz bu süre geçtikten sonra şunun önemli fark ettik. Birincisi bu işlerin gerçekten hakkıyla raporlanması. Uluslararası hukuk mekanizmalarına gerçekten Türkiye merkezli olarak Türkiye merkezli çünkü birazdan da bahsedeceğim bizim ülkemizle ilgili ciddi bir umut var. Bu işlemleri başlatabilmekle alakalı bunu belki yine Murat Beyler de değinecektir. Bizim itici gücümüz ne oldu bu platformu kurmakta? Bunları en güzel bir şekilde tamamladıktan sonra şunları da konuşmalıyız. Eğer bunlar gerçekten yetersizse, biz hukukçular olarak veya aktivistler olarak insancıl hukuk veya insan hakları anlamında çocuk hakları alanında çalışan herkes olarak neler yapabilmeliyiz? Bir şey daha söylemek istiyorum değil mi? Hani bizler şunu söyledik hep, işte İslam İşbirliği Teşkilatı. Şunu ben bir hani insan, bir vatandaş, bir birey olarak söylüyorum. Hani biz şunu duyduk ilk zamanlarda. Evet herkes konseylerini topladı ve şu kararları gördük. Biz kınama kararları gördük ki bunlar mizah konusu dahi yapıldı. Evet. Hani kınama kararları çıkıyor. Bunlar da kıymetlidir, değerlidir ama şunu gördük. Biz toplumlar nezdinde, vicdanlı yürekler nezdinde veya gerçek manada bir yaptırım sonucu olmayan bu kararlara şunu soracağız. Biz çocuklar için harekete geçmeyeceksek ne zaman harekete geçeceğiz? Ne için harekete geçeceğiz? Evet. Yine İslam İşbirliği Teşkilatı'nın hani herkes kısaca baksın tarihçesine. Tarihçesinin çıkış noktası zaten Filistin olan bir kuruluşta bu kadar büyük katliamlar çocuklara yönelik yaparken ki Gazze'ye baktığımızda zaten önemli bir çoğunluğu çocuk. Burada biz harekete geçemiyorsak, burada yeni bir iş üretemiyorsak o zaman şunu sormamız lazım kendimize. Sivil inisiyatifler olarak dünyada biz gereken her şeyi önce yaptık mı? Bütün yolları tükettik mi? Daha sonrasında şunu yapmamız lazım. İşte sivil toplumun buradaki ben önemini de çok önemsiyorum. Biz bundan sonra bütün bu kuruluşlar şunu diyebilmeliyiz. Mesela İslam İşbirliği Teşkilatı mı veya Çocuk Hakları Komitesi mi? Birleşmiş Milletler'in gerekli işte komisyonlarıdır. Hani komisyonlarına bütün raporlarımızı sunduk mu? Hı hı. Tüm başvurularımızı yaptık mı? Velev ki tavsiye kararı çıksın. Örnek veriyorum. Velev ki tavsiye kararı çıksın. Yahut Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne bizim ülkemizden de başvurular oldu. Hani hukuk camiasının yakından bildiği başvurular oldu. Bu başvuruları yaptıktan sonra da gerçekten hani işte savcılığa aynı zamanda hani biliniyor aslında Güney Afrika'nın açtığı davanın dışında bilinen şöyle bir şey var malum. Çok daha öncesinde yanılmıyorsam 2009 yıllarında olması lazım. Aslında devam eden bir süreç var. İsrail aleyhine işte bu Filistin meselesiyle alakalı olarak. Yani bugüne kadar bir dava açılmamış olması. Dediğim gibi az önceki örnekte bir sene içerisinde hani bir hakkın ihlaliyle alakalı olarak hızlı bir karar alabilen bir mekanizma varsa bu mekanizmayı bizim de artık harekete geçirmemiz lazım. O yüzden ben çok kıymetli buluyorum. Çok birazcık daha uzatmadan inşallah. Estağfurullah. Yok her biri çok kıymetli bilgiler. Hele o Rusya'ya ilişkin vermiş olduğunuz mukayese etme imkanı da sundu bize. Orada raporlama dediniz az evvel. Yetim Vakfı işte o birçok şey yapıyorsunuz belki ama raporlamayı ayrıca önemsiyorsunuz. Burada da o raporlamanın önemli çıktılarını görüyorum. Eyvallah. Biraz o raporlardan, rakamlardan, temel bilgilerden de söz etmeden evvel ilaveniz varsa Eyvallah. Buyurun. Betül Hanım'ın hukuk konusundaki sözlerine birkaç cümle ben de ilave buyurun. Etmek isterim.
Şimdi burada Batı medeniyetinin yüzyıllardır birikimi olarak gördüğümüz metinler, Birleşmiş Milletler'in kurulması akabinde oluşturulan metinler. Yani işte bir büyük dünya savaşı, milyonlarca insanın hayatını kaybetmesi ve bunun akabinde Batı çeşitli metinler oluşturdu. Mesela, Murat Bey çok özür diliyorum. Şimdi Batı medeniyeti söylemi de var ya, az evvel mesela Doğu Türkistan dediniz, evet. Rusya dediniz. Batı Doğu kavramlarının da burada bizim yeni baştan formatlamamız gerekiyor. Çok doğru, belki. Evet. Şimdi Doğu, Asya iyi midir sadece? Çin'i, Rusya'yı Asya olarak, Doğu olarak mı görüyoruz? Görmeliyiz. Burada evet. Temelde o zaman güç nedir, ahlak nedir, hukuk nedir, insanlık evet. nedir gibi gibi gibi. Tabii tabii. Aslında doğru. Kavramları da yeniden tanımlamak özellikle lazım. Özellikle böyle bir agresif bir evet, evet. müdahalede bulunmak istedim. Size değil tabii ki yani. Yani bu, genel söyleme yani. Hı, eyvallah eyvallah. Yani burada tabii ki genelde batılı kavramlar üzerinden evet. gidiyoruz. Yani Orta Doğu gibi, Orta Asya gibi hep batılıların oluşturmuş olduğu kavramlar bunlar. Yeniden kendi kavramlarımızı oluşturmamız gerekiyor. Burada demeye çalıştığım şey işte İkinci Dünya Savaşı sonrasında Birleşmiş Milletler yapılanması altında Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi, bunun akabinde yine 1948 Soykırım Sözleşmeleri, yine 1989 Çocuk Hakları Sözleşmesi, Cenevre Sözleşmeleri 1800'lü yıllardan itibaren kayıt altına alınmış. Yine bahsedilen Roma Sözleşmesi, insanlığa karşı suçlar. Şimdi bakıyoruz bu 6 ay süreci boyunca Batı'nın bütün değerleri yazılı metinlerinin üzerinde İsrail adeta tepindi. Yani postalları altında bu kavramların tamamını defalarca her gün hatta her saat ezdi ve çöp tenekesine attı. Ve çok enteresan yani trajikomik bir durum aslında. Aslında yapılan bu soykırım uygulamalarını da Amerika Birleşik Devletleri gibi, İngiltere gibi, Fransa gibi, Almanya gibi batılı ülkeler bu soykırımın uygulanmasında bizzat yardımcı oldular. Dolayısıyla aslında şu anda batılı değerlerin hiçbiri şu anda aslında yaşamıyor. Ve batıda bunun farkına varan insanlar da ya İslam'a doğru bir yöneliş içerisindeler ya da kendi medeniyetlerini sorgulama sürecindeler. Mesela birçok Avrupalı başkentte hatta işte Norveç gibi, İsveç gibi bölgelerde yüz binlerin sokaklara kesinlikle. Çıkarak. Daha apolitik olarak bilinen ülkelerdir yani bunlar. Tabii tabii Norveç tabii. Gibi, aynen aynen gerçekten öyle. -24 derecelerde 100 bin, 200 bin insanın sokaklara çıkması aslında bu sorgulamanın tezahürü diye düşünebiliriz. Kesinlikle. Dolayısıyla burada Batı yani şeydir cahiliye Arap döneminde şeydir helvadan putlar yaparlar. Evet. Acıkınca o putları yerler, tapınır, sonra acıktığı zaman yer. Şu anda Batı'nın durumu bundan farklı değil. Yani yere göğe sığdıramadıkları değerlerini şu anda yemiş durumdalar. Dolayısıyla meselenin böyle bir şeyi var. Yani yeniden bir dünya tanımlaması yapmak gerekiyor. Tabii burada şunu da ilave etmek gerekiyor. Peki İslam dünyası nerede? Yani biraz önce Betül Hanım İslam İşbirliği Teşkilatı dedi. İşte 1969'da Mescid-i Aksa'nın yakılma girişimiyle İslam İşbirliği Teşkilatı kurulmuştu. O zamanki adı İslam Konferansı Örgütü'ydü. Daha sonra İslam İşbirliği Teşkilatı. Tabii burada bu çatı yapıların da çok etkisiz olduğunu görüyoruz. Yani varlığıyla yokluğunun arasında bir fark olmadığını görüyoruz. Belki olmamış olsa daha da iyi olabilir. Şöyle İslam dünyası bu anlamda yeniden irade gösterip bir çatı oluşum da kurmaya niyetlenebilir. Bunu da masaya almalıyız bence artık. Belki de olmasa daha aktif tabii, bir şey çıkacak. Yani, daha somut bir şey düşünebiliyor çıkacak. Düşünebiliyor musunuz? Yani tarihin en ağır katliamlarını canlı yayınlarda izliyoruz. Ve tavsiye kararları, kınamalar. Ya bırakın ben kınayım yani. Siz başka şeyler yapın. Yani İslam... Biz zaten kınamaktan tabii, fazlasını yapıyoruz tabii sivil ki. Haklar olarak. Yani değil mi? Yürüyoruz, yani. Miting yapıyoruz, bağış boykot gönderiyoruz, yapıyoruz. Boykot yapıyoruz. Yani sivillerin yaptığı şeyleri hükümetler yapmasın. Bunun ötesine geçilsin ki oradaki acılar, sancılar dinsin.
Dolayısıyla meselenin böyle bir boyutu var. Yani yapılması gereken çokça şey olduğunu söyleyelim. Yani burada çocuk hakları platformu da ilgili, yani hukuku, evet, hukuktan çok bir sonuç alacak gibi durmuyoruz. Çünkü İsrail kendi şahsına münhasıran kendi hukukunu oluşturuyor ve dünya üzerinde tüm devletler için geçerli hukukun dışında bir yere kendini konumlandırıyor. Yani normalde düşünebiliyor musunuz? Diyelim ki şu anda Gazze dediğimiz topluluğun yerinde, Müslüman Arap topluluğun yerinde Amerikalı bir halk grubu olsaydı ya da bir Alman ya da bir İsviçreli ya da Yahudi bir halk topluluğu olsa, bırakın 171-172 günü, 172 saat bile fazla olurdu. Belki yani bir gün bile buna tahammül etmezlerdi. Hemen orada yapılması gereken her şeyi bütün dünya birleşir, yaparlardı insanlık adına. Ama burada hukukun İsrail için farklı işletildiğini görüyoruz ki bu aslında Siyonist yapının dünyayı ne kadar sardığını, sarmaladığını da bize bir anlamda ifade ediyor. Bu kas katı, küresel, mutlak, karanlık gerçeklikle ilk defa bu kadar tüm kökleriyle, hücreleriyle karşı karşıyayız. Evet. Ve az önce hani ikiniz de söylediniz, bize düşen somut mesuliyetler ve adımlar var ve onları zaten atıyorsunuz. Evet. Evet. Adımlardan bir kısmını bugün konuşuyoruz, konuşacağız. Ben raporlarla ilgili de oraya da gelmiş olayım. Buyurun. Şimdi Yetim Vakfı bir ihtisas kurumu. Biz çocuklar ilgili dezavantajlı gruplar diyebiliriz, dezavantajlı çocuklar diyebiliriz. Tabii ki özellikle yetim çocuklarımız, öksüz yavrularımız ve sosyal yetim demiş olduğumuz anne babası yaşayan fakat onların sevgisinden, ilgisinden, şefkat ve merhametinden mahrum kalmış olan çocuklar. Bu çocuklar hemen izleyicilerimizin zihinlerini daha da rahatlatma adına sosyal yetim dediğimiz zaman boşanmış aile çocukları mesela sosyal yetim grubunun kahir ekseriyetini oluştururlar. Yine ebeveynleri hüküm giymiş olan ya da çalışmak için başka şehir ya da ülkelere gitmiş ailelerin çocukları da onlar yine. Onlar da sizin çalışma alanınıza tabii, giriyor. Tabii bizim çalışma alanımıza giriyor. Türkiye'de mesela çok böyle gündeme gelmez ama aşağı yukarı her 4 evlilikten ki bu ara 3 evliliğe evet, doğru da çok yüksek rakamlara. Evet, 3 evliliğe çünkü doğru da evriliyor maalesef. Her 3 evlilikten birisi boşanmayla neticeleniyor. Şimdi kabaca çok dramatik bir rakam evet, ya. 3 evlilikten birisi ne demek ya? 4 diyelim hadi. Yani ben son rakamlarda %33'leri buldu. 3'te 1 yapar. Şimdi Türkiye'deki çocuk sayısı 24 milyon. Şimdi 3 kere 7, 20, yani 7-7,5 milyon sosyal yetimden bahsedebiliriz. Yani Türkiye'de 24 milyon çocuk varsa bunu 3'e böldüğümüzde 7-7,5 milyon sosyal yetim var. Yetim sayısı ne kadar Türkiye'de? TÜİK rakamlarına göre Türkiye'de 350 bin yetim ve öksüz çocuk var. Bunların 270 bini yetim, 80 bini öksüz. Yani 80 bininin annesi vefat etmiş, 270 bininin babası vefat etmiş. Burada ayrıca bir şey var. Babalar annelere göre 3 kat daha fazla vefat ediyor. Yani böyle bir şey de var. Yani bu istatistikten böyle bir... Babalar annelere göre 3 kat daha fazla vefat ediyor. Yani çünkü 270 bin yetim, 80 bin öksüz. Toplam 350 bin yetim ve öksüz var. Burada yetim ve öksüzlerin sayısı 350 binken sosyal yetimlerin sayısı 7,5 milyon. Yani çok 20 kat neredeyse. Yani 20 kattan daha fazla sosyal yetimlik var. Dünyada da... Tam onu soracaktım hani mukayese edildiğinde. Evet. Yani sosyal yetimlik daha fazla. Yani Türkiye'de de gitgide artıyor, dünyada da artıyor. Mesela Batı'da ortalama evlilik oranları %45 gibi. Yani Amerika'da %50 gibi, Avrupa'da %55 gibi çocuklar evlilik bağı olmadan dünyaya geliyorlar. Yani çocuklar daha çok babasız büyüyor Batı'da. Zaten bu cinsel manadaki sapıklıklar, sapkınlıklar ya da yönelişler bir aile kavramının Batı dünyasında yerleşmemesinden kaynaklanıyor. Yani çocuk evlilik bağı olmadan dünyaya gelince %80-90 oranında anne ile birlikte büyüyor. Baba genelde olmuyor. Dolayısıyla aslında sosyal yetimlik en çok Batı'da var.
Çünkü İslam dünyası yine evet kırılmalar, erozyonlar olsa da yine aile kavramını az çok şey yapabiliyor, koruyabiliyor. Ama Batı'da aile kavramı tamamen tarumar olmuş durumda. Yani Macaristan dışında zaten o kavramı yaşatmaya çabalayan ülke bırakmadılar yani. Evet, yani Rusya birazcık uğraşıyor. Yani bu mesela LGBT ya da benzeri şeylere ciddi bir karşı duruş var. Mesela Rusya bu kurumların yaşamasına müsaade etmiyor. Yani tamamen yasakladı. Bu eşcinsellikle ilgili kurumların tamamı yasak. Yani kapatmış durumda. Bazı Avrupa ülkelerinde de yönelişler var. Sırbistan gibi mesela. Burada aslında temelde korumaya çalışılan şey aile. Ve bu ülkelerin gelecekleriyle ilgili ciddi sorunsallar var. Ben tekrar oradan şeye geleyim. Biz bu çalışmaları raporlaştırıyoruz. Mesela 2021 yılında biz bir rapor çıkarttık Yetim Vakfı olarak. Dünya Çocukları İnsani Durum Raporu. Burada 174 ülkeyi biz inceledik ve her bir ülkeye mesela rastgele açtım. Karadağ ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çıktı. Burada bu ülkelerdeki çocukların durumlarını biz birer sayfayla özetledik. Yani bu ülkede anne çocuk ölümleri, eğitimle ilgili durumlar, yetimler, yetimhaneler, misyoner örgütlerin bu ülkelerde yapmış oldukları çalışmalar gibi gibi ülkelerdeki yetim sayıları, öksüz sayıları biz bunları bu şekilde raporladık. Misyoner örgütler her ülkede 3 aşağı 5 yukarı çalışıyorlar ki siz 3. 4. aşamada onu söylediniz. Tabii yani şu anda mesela yine çok bariz bir örnek vereyim. Profesör Doktor Ahmet Kavas hocanın bir şeyiydi. Hocamıza bu kitabında yazılı bir ibareydi. Geçtiğimiz yüzyılın başında Afrika kıtasında yani 1910'lu yıllarda Afrika kıtasında Hristiyanların oranı %5-6. %5-6 iken bugün Afrika kıtasında Hristiyanların oranı %55'e geldi. %5, %55. 110 yılda %55'e. Şimdi tahrif edilmiş bir din, Allah algısı, Tanrı algısı bile kafa karıştıran bir din nasıl bu kadar hızlı bir şekilde yayılıyor? Misyoner örgütlerle yayılıyor bu. Misyoner örgütler halkların cehaletini ve yoksulluklarını fırsat bilerek onların dinlerini değiştiriyorlar. Onlara çeşitli dünyalık imkanlar oluşturuyorlar. Ve bu imkanlar neticesinde ülkeler, cahil insanlar, o ülkelerdeki cahil insanlar Hristiyanlığı tercih ediyorlar. Mesela Malawi'ye gitmiştim ben 2008-2009 gibi. Pardon özür dilerim 2010-11 gibi. Burada mesela 2009 yılında Malawi'de bir nüfus sayımı yapılıyor. Bir de 1950 yılında yapılan bir nüfus sayımı var. Malawi'de 1950 yılında yapılan nüfus sayımında Müslümanların oranı %73. 2009'da yapılan nüfus sayımında %13 Müslümanların oranı. Bu misyoner örgütlerin nasıl yoğun bir şekilde. Tabii yani Baptistler, Metodistler, Evangelistler, Protestanlar, Katolikler çok ciddi bir şekilde bir ahtapotun sarmalaması gibi sadece Afrika kıtasının değil. Balkanlarda ben mesela Kosova'da 1998-99 savaşında biz de o bölgede yoğun çalışmıştık. Cami avlularında misyonerlik yapan kurumlar vardı. Cami avluları. Caminin avlusunda İncil dağıtıyor. Ve Kosova gibi bir yerde. Evet, yani. Evet. Yani Kazakistan'da mesela yine 2009 yılında Kazakistan'daydım. 500 bin Kazak Müslüman dinini değiştirmişti. Misyonerlik çalışmaları yani 1991'den 2009'a kadar 18 senede 500 bin Kazak Müslüman Hristiyanlığı tercih etmiş. Orada mesela Yehova Şahitlerinin merkezine gitmiştik. Yehova Şahitlerinin 2009 yılında Kazakistan'da çalışan sayısı 13.500'dü. Çalışan sayısı Yehova Şahitlerinin Kazakistan'da çalışan sayısı 13.500'dü. İnanılmaz kiliseler böyle ardı ardına. Yani biz misyoner gücü küçümsüyoruz. Kırgızistan'da 250 bin aynı dönemde 250 bin Kırgız Hristiyan olmuştu. Yani belki şu anda Kazakistan'da, Kırgızistan'da Hristiyanlarla Müslümanların oranı eşitlenmiş olabilir. Biz farkında değiliz. Yani burada ciddi bir şekilde dünya üzerinde yoğun misyonerlik çalışmaları yapılıyor. Bunun panzehiri nedir? Bunu ben bir zehir olarak görüyorum. Çünkü insanların
yumuşak karınları ya da mahrumiyet içerisinde olduğu alanlarla ilgili bir operasyon yapılıyor. Ve bu operasyonlar aslında o ülkelerin 5. kol çalışmaları. Yani Amerika Birleşik Devletleri, İtalya, Norveç, Fransa ve birçok Almanya, mesela bu ülkeler eski sömürge bölgelerinde, mesela Almanlar nerede çalışıyor? Almanlar Tanzanya'da çalışıyor, Namibya'da çalışıyor. Niye? Daha önce bu bölgeleri sömürge yapmışlar. Belçika nerede çalışıyor? Kongo'da çalışıyor. Hala çalışıyor. Yani. Tabii Kongo'da çalışıyor. İşte Fransızlar nerede çalışıyor? Afrika'nın batısında çalışıyor. İngilizler nerede çalışıyor? İşte daha önce 20-23 ülke sömürge. İngilizler her yerde çalışıyor. Her yerde çalışıyor. Yani yalnız bunlar aslında pür bir inanç tebliği değil. Bu aslında sömürmeyi kolaylaştıran bir şey, aynen, ifade. Yani Osmanlı topraklarında da mesela Amerikan Board diye bir örgüt var, evangelist bir örgüt. 1810 yılında Osmanlı topraklarında çalışıyor. 350'den fazla okul kurmuşlar. 100'e yakın hastane kurmuşlar. Mesela Merzifon'da 1810'larda, 20'lerde Amerikan hastanesi var. Okulları var. Diyarbakır'da, Malatya'da, o zaman Osmanlı toprağı sayılan Makedonya'da, Kudüs'te mesela. Dolayısıyla çok kısa sürede çok yoğun bir okullaşma oluyor zaten. Tabii. Özellikle. Bu şekilde önce Müslümanları Hristiyanlaştırmaya çalışıyorlar. Bakıyorlar ki olmuyor. Daha sonra Ermenilere yöneliyorlar. Ermenileri şey yapmaya çalışıyorlar. Yani kendi mezheplerine davet ediyorlar. Hay hay. Dolayısıyla bu çok uzun. Hay hay. Bu rakam ve bilgileri aldık. Bir araya gitmem gerekiyor. Sonra açarak yola devam edeceğiz. İki kıymetli misafirimizle. İlk bölümde şahsen birçok yeni şeyle de, bilgiyle de karşılaşmış olduk. Bakalım daha neleri sizlerle paylaşacağız. Birazdan tekrar buradayız. Kısa bir aramız var efendim. Binbir'desiniz, devam ediyoruz. Betül Zağlı Topal, Çocuk Hakları Platformu Sözcüsü ve Murat Yılmaz, Yetim Vakfı Başkanı. Her iki misafirimizden de ilk bölümde açıkçası medyada, kamuda, medya literatüründe çok da duymadığımız, karşımıza hiç çıkmayan bazı bilgileri aldık ilk bölümde, ilk dilimde kendilerinden. Oradan devam edelim yine. Betül Hanım, sizinle devam edelim. Az evvel çocuk hakları platformundan biraz söz ettik ama arada siz başka bazı ülkelerdeki çalışmalardan da, hatta az evvel dediniz ya Türkiye'nin bazı konularda önce olması için biz de çalışıyoruz. Biraz açar mısınız? Öncelikle neden bu faaliyetleri yapmamız lazım derken bir önceki bölümle Murat Bey'in paylaştıklarıyla bir şeye bağlamak isterim. Buyurun. Neden çocuk hakları platformu çok gerekliydi? Birden fazla noktası var. İtici gücümüzün Gazze olduğunu ve inşallah diğer bizi neden Türkiye'nin merkezi olması gerektiğine dair inşallah paylaşımda bulunmadan önce. Reklamdan önce bir misyonerlik konusundan bahsedildi. Şimdi burada misyonerlik faaliyetinden bahsediyorsak aslında şunun altında çizdiği gibi yine Murat Bey'in şunu tekrar üstünden geçmemiz lazım. Bu misyonerlik faaliyetinin tabii ki odak noktası çocuklar oluyor. Yani sadece çocukların mensup olduğu dinleri, yönelişleri, etnik grupları, hani mensup oldukları gruplar veya aile yapıları değil mi? Aileye saygı, çocukların işte ailesine saygı veya yetiştiği kültürde büyümesiyle alakalı bazı kurallardan bahsediyoruz. Bunların ciddi bir ihlali var. Ve denildiği gibi buradaki sadece bireysel, öznel tercihlerden bahsetmiyoruz. Burada aslında başka küresel işte o devletlerin bu yolla elde etmek istedikleri menfaatlere giden bir yol çiziliyor. Ve yine şunu da belirtmemiz lazım. Biz şunu da gördük işte yine çocuk hakları platformunun kurulmasından önce yapılan başvurularla ilgili Gazze özelinden bahsedersek. Evet, Güney Afrika'nın yaptığı başvuruyu gördük, hı hı, ceza mahkemesinde. Bununla birlikte kısa bir süre sonra bir haber daha düştü değil mi? Nikaragua bu sefer, evet, Almanya aleyhine bir başvuruda bulundu. Mesela burada soykırıma destek suçlamasıyla. Yine biz bazı hatta daha batılı ülkelerden şunu da gördük. Artık şu konuşulmaya başladı. Hepimiz şunu konuşuyoruz. Acaba soykırıma destek olan ülkeler aleyhine de yavaş yavaş bu davalar açılabilir mi? Bu ülkelerin iç hukuklarında oranın sivil toplum kuruluşları, oranın vicdanlı yürekleri, yürekli insanları, toplumu harekete geçerse, gerçekten orada bir hukuk mücadelesi de başlatırlarsa neler yaşayacağız? Bunu sadece kendi ülkemiz ya da birkaç ülke üzerinden değil de, şimdi bunlar bizim
dikkatimizi çeken hususlar oldu. Hı hı. Yani tabii ki buradaki hatta bütün işte Müslüman halkların da dikkatini bu çekti. Gerçekten bir şeyler hani yapamamaktan bahsettik. Peki neler yapabilirize doğru yaklaştık? Hani dedik ya, çünkü bizim mükellefiyetimiz şu aşamada şu. Her şeyi yapabilmek. Biz elimizden gelen her şeyi yaptıktan sonra şunu diyebiliriz. Evet tamam, tüm sistem tıkandı. Yani her şeyi yaptık. O zaman neler yapabiliriz? İşte eylem planlarımızı, neler yapılacağımızı konuşacağız. Ama öncelikle sağlıklı ilerleyebilmek için tüm raporlarımızı hazırlamış olmamız lazım. Tüm başvurularımızı yapmamız lazım. Ve artık dijital dünyada sizin de bahsettiğiniz gibi, madem dünyanın her yerinde, özellikle işte Gazze için, Doğu Türkistan için söyleyemiyoruz ama Gazze için artık bunu söyleyebiliyoruz. Çünkü gözlerimizin önünde yaşanıyor. Ya da bilmiyorum, benim çocukluk travmalarımdan biridir Irak'ta. Küçüktüm çok. Hani o halı bombardımanı yapılırdı. Evet, evet. Hiç unutmam. Şimdi bizim kendi çocuklarımız şu an Gazze'yi canlı izliyorlar ve onların hayatlarında bir kalacak. Ancak biz bu çocuklara özgüven vermemiz gerekiyor. Ve gerçekten neler yapılabileceğini öğretmemiz de gerekiyor. Kimin öğretmesi gerekiyor? Bence bunun merkezi Türkiye olması lazım. Peki bu sözü ben mi söyledim? Hayır, ben söylemedim. Şöyle söyleyebilirim. Kuruluş hikayemizin güzel bir aşaması var. Umarım bunu kendisine gönderdiğimde de çok mutlu olacaktır. Yani onu bu platformda sizlerin huzurunda zikretmiş olmam. Lütfen. Avustralya'dan bir hanımefendi. Türk asıllı bir hanımefendi. Orada hem hukukçu, avukat olan bir hanımefendi, aynı zamanda bir sanatçı Ayşe Hanım var. Ayşe Göknur Şanal diye. Umarım kendisini burada zikrediyoruz ama zaten platformumuzun basın açıklamasında da kendilerini görmüşlerdir. Bir açıklamaları oldu. Onların orada ciddi manada Avustralya devleti gibi aslında Filistin karşıtı olan, İsrail yanlısı, işte Filistin'le ilgili yapılan destek protestolarına engel olan bir devlet olan Avustralya'da ciddi bir ekip olarak, işte içinde hukukçuların, doktorların, aktivistlerin olduğu, öğrencilerin olduğu bir yapıları var. Ve yapıları, biz bir toplantı yapma fırsatımız oldu onlar, çok çeşitli ve renkli. Hı hı. Buna rağmen bu insanlar dünyanın ta o köşesinden buradaki bir derdi öyle bir dertlenmiş, öyle bir sahiplenmişler ki, hani biz elimizden gelen her şeyi yapacağız. Biz zaten burada gerekli tüm protestoları yapıyoruz. Ve velev ki onlara aksi sonuçları olan şeylerle karşılaşma riskine binaen, buna rağmen biz bunları yapıyoruz. Ama biz yine bundan vazgeçmeyeceğiz. 170 gün geçmiş de olsa, ne kadar gün geçmiş olsa da daha aksatmadan neler yapabiliriz için ta kalktı buraya geldi. Ve bizlerle oturdu. Çok çarpıcı bir hikaye. Ne olur devam edin. Lütfen devam edin. Ama ben de her ortamda, her yerde bu tür notları düşüyorum. Düşmeyi de kamusal bile değil, varoluşsal mesuliyet olarak görüyorum. Neden söz ediyorum? The Intercept isimli bir Amerikan yeni medya yapılanması var. O bir rapor yayınlamıştı. Başta New York Times olmak üzere Washington Post'u ve birçok medya kuruluşunu incelemiş. 1016 haber metnini inceliyor 7 Ekim'den bugüne. Hassasiyete bakınız. New York Times başta olmak üzere tüm uluslararası medya İsrail, Hamas, Gazze, Filistin merkezli bütün haberlerinde Filistin söz konusu olduğunda çocuk ifadesini sadece iki kez kullanmış. Çünkü çocuk ifadesi insanlarda bir duygudaşlık, bir nötrlük, bir yakınlık oluşturabiliyor. Bunu bir Amerikan kuruluşunun raporu. İsrail söz konusu olduğunda ise işte tırnak içerisinde kurbanlar, Hamas saldırısının, İzzettin Kassam saldırısı kurbanları, onların tanımlamasıyla gençler, çocuklar, yıkılmış insanlar. Yani burada çocuk kelimesinin, çocuk kavramının Hristiyan Siyonizminin medyasında ne kadar büyük bir incelikle yaklaşıldığını, ne kadar disiplinli bir şekilde ve bilinçli bir şekilde yaklaşıldığını temelde bizim gazetecilerimize, medya mensuplarına, akademisyenlere bence öğreten bir şey bence evet. Bu. Ben de kendi adıma bu dersi alıyorum ve hani tüm gazeteci arkadaşlarıma da bu dersi düşüyorum. Notu düşüyorum özellikle. Şimdi siz çocuk hakları platformu üzerine kuruluşunu bize anlatırken Avustralya'dan, ben bu tarafını da kayda geçmek istedim. Çünkü çok temel bir mesele. Yani mesela bugün New York Times dediğinizin 10 milyon 500 bin abonesi var. 9,5 milyonu bunun dijital abone sadece. Milyonlarca insana sadece çocuk kavramını nerede kullanıp nerede kullanmadığının bilincini bizim fark etmemiz gerekiyor. Müthiş bir algı. Notunu düşmek istedim burada, evet. Betül Hanım. Pardon, buyurunuz. Çok haklısınız. İşte bu noktada
bize de aynen şunu söylediler. Biz bir başvuru yapacaksak uluslararası mecrada veya ulusal hukukta her devlette işte ulaşabileceğimiz her noktada yapacağımız tüm başvurularda bu çocuk vurgusunu artırmamız lazım. Ki onlar da bu dediğiniz noktaya dikkat çektiler. Çünkü şunu fark ettiler. Dedi ki belki bunu da bu hani bizim de hani hem anladığımız hem onların aktarımlarıyla öğrendiğimiz şöyle bir nokta var. Dediler ki özellikle bu gibi ülkelerde işte zaten hem mekansal olarak uzak olan devletlerinin politikası gereği İsrail yanlısı bir politika izleyen devletlerde şunu görüyoruz. Dediğiniz gibi burada zaten bir filtreleme yapıyorlar. Hı hı. Kendi görüşlerine, ideolojilerine göre filtrelemeleri bunu devlet kademesinde yapıyorlar, bunu basında yapıyorlar. Dolayısıyla oranın halkları bu bilgilere bizim kadar ulaşamıyor. Buna rağmen yani tüm bu olumsuzluklara rağmen onlar işte bu bilgilere ulaşabilenler, gerçeği görebilenler bir hareket başlatmak istiyor. Ancak bize diyorlar ki bunun merkezi Türkiye olsun. Bunun merkezi Türkiye'deki sivil toplum olsun istiyoruz dediler. Bunun sebebini de şunu gösteriyorlar. Bu bizim ülkemizin, bizim insanımızın, işte bizim devletimizin topyekun olarak Türkiye'nin aslında yani şunu diyeyim sadece Müslüman topluluklarda da değil. Dünyada bizim bir görüntümüz var. Demek ki inşallah bu işin layı bizim olmamız lazım. Onlar böyle düşünüyorlar. Ve bunun için de biz şunu düşündük, bir sivil toplum hareketi olarak. Yani biz o zaman şunu dememiz lazım. Oradaki sivil toplum hareketi diyor ki, Türkiye'deki sivil toplum merkezini yapalım biz bu işleri. Biz size destekçi olalım, orada hareket yapalım, Türkiye'de yapalım ve ulaşabildiğimiz her ülkede yapalım. Bu yüzden şu an bizim güzel planlarımız da var inşallah. Hani ne bunların güzel. Notlarını aldığımız, işte şu an çalışmalarımız başlıyor. Ama omzunuzda çok büyük büyük var yani, evet. Hakikaten o yönüyle. Bunu da şöyle aşacağız inşallah. Biz nispeten daha gençlerden oluşan bir grubuz. Harika. Şu an kendimizin de işte hem çocuk hakları platformunun bileşenlerinin de özellikle genç arkadaşlarımızı tercih etti büyüklerimiz. Bunda da şuna inanıyoruz. Biz azim ve güçle. İnşallah hatta şu an beni izliyorlarsa sevgili hatta hani hukuk fakültesi öğrenci arkadaşlarımız söyleyin var. Söyleyin lütfen isimlerini de paylaşın lütfen. İnşallah bizim hem platform üyelerimiz var. Daha öncesinden paylaştığımız. Hem aynı zamanda öğrencilerimiz de var. Onlara buradan da sesleniyorum. Onlar göreceksiniz, onlar bu işi üstlenecekler. Yine arada konuştuğumuz gibi. Mesela değil mi boykottan bahsedilirken çocukların bunu sahiplenmesinden konuştuk. Şimdi bu konuyu şöyle ben birleştirmek isterim. Boykot dediğim bir şey bence bireysel hayat dünyasında bir yaptırım çeşidi değil midir? Yani hani bir birey olarak diyorum ki ben işte bir insan olarak hayır ben bunu aslında boykot ederek ben kendi dünyamda o düşünceye, o ideoloji, o savaşa, o soykırıma ben bir aslında yaptırım uyguluyorum. Evet işte bu büyük kuruluşların, organizasyonların, uluslararası örgütlerin, uluslararası işte artık adına her ne diyorsak yapamadığı şeyi ben kendi bireysel dünyamda yapıyorum. Ve şunu görüyoruz çocukların önemini. Çocuklar bu işi çok sahipleniyor. Gençler bu işi çok sahipleniyor. Zaten dijital dünyayla beraber gördüysek neden mesela hatırlıyorum eskisine göre baktığımızda kıyas ettiğimizde şimdiki hareket daha çok duyurulabiliyor değil mi? Dünyanın en ucra köşesine bile ulaşabiliyor. Bunda da işte gençliğin etkisi var. Bunda da inşallah yeni nesillerin önemi var. O yüzden biz hem yeni nesili korumamız lazım her anlamda. İşte hani belki biraz hani nokta nokta geçtiğimiz ama çok bahsetmediğimiz hususlar. Gerçekten çocukları korumamız lazım. Onların haklarını sadece işte metinlerde, kağıtlarda bırakmamamız lazım. Çünkü onlar bu işi sahiplenecekler ve onlar yeni dünyayı inşa edecekler. İkincisi ise gençler. İnşallah ben buradan genç kardeşlerimize sesleniyorum. Zaten dediğim gibi biz platformu öncülüğünde göreceğiz inşallah. Hem genç bir kuruluş olarak yapacağız. Büyüklerimizin getirdiği o mirasla onların işte önceki bilgilerini hem alacağız, onlardan istifade edeceğiz. Ancak azmimiz ve hırsımızla inşallah çok güzel şeyler yapacağız. İnşallah. Nicesine biz de o bütün hem genç arkadaşlara hem de Avustralya'da Ayşe Hanım'a buradan selamlarımızı, tebriklerimizi ve teşekkürlerimizi iletelim. Dedikleri gibi yani istiyoruz ki diyorlar merkezi Türkiye olsun. Siz de merkezi Türkiye olan o harekete başlamış olmuşsunuz zaten. Yolunuz açık olsun o yönüyle. Az evvel bazı rakamlar paylaşıyordunuz Murat Bey. Yani 7,5 milyon çarpıcı bir rakam, 350 bin çarpıcı bir rakam. Bir de siz birçok farklı ülkede çalışıyorsunuz. Evet. Sadece Türkiye'de de değil. Biraz oraya dair de bilgiler almak isterim. Tabii biz Yetim Vakfı olarak geçtiğimiz sene 2023 yılında toplam 33 ülkede çalışmışız. Mesela Ukrayna'da biz faaliyetler gösterdik. Şu anda Türkiye'deki Ukraynalı yetim çocuklarla ilgili de bir protokol aşamasındayız Ukraynalı bir kurumla. Buradaki eğitim ihtiyaçlarına destek vereceğiz. Geçen sene 1 milyon 432 bin çocukla biz temas etmişiz çok, Yetim Vakfı olarak. Çok büyük ve çok anlamlı bir harita. Evet. 1 milyon 432 bin çocuk.
Burada tabii ki geçen sene iki tane büyük afet de yaşadık. Malum 6 Şubat depremi akabinde biz bölgede hem psikososyal destek anlamında 7000'den fazla çocuk, ergen ve yetişkinle Malatya, Gaziantep, Hatay, Kilis bu coğrafyalarda psikososyal destek faaliyetlerinde bulunduk. 60 tırlık bir insani yardım malzemesi ulaştırdık. Burada da çok ciddi bir şey oldu. İkinci afette 7 Ekim Filistin çalışması, Filistin'le ilgili soykırım uygulamaları. Burada da hali hazırda biz Yetim Vakfı olarak 230 binden fazla Gazze'li kardeşimize temas ettik. Yani burada nakit dağıtımları, şu anda mesela yoğun zekat dağıtıyoruz buradaki ailelerimiz için. Sıcak yemek dağıtımları, kumanya paketleri. Dağıtabiliyorsunuz yani, tabii, değil tabii, mi sizin içeride? Tabii dağıtabiliyoruz. Dağıtabiliyoruz. Var. Şöyle, çok soru geliyor çünkü. Bu aslında çok güzel bir şeyi de hatırlatmış oldunuz. Şimdi insanlar şöyle düşünüyor. Ya Gazze'nin önünde Refah sınır kapısında 20 bin yardım tırı bekliyor deniyor. Bu yardım tırları içeri girmiyor ya da çok sınırlı sayıda giriyor. Burada şöyle bir yani yardım yapmakta tereddüt eden kardeşlerimiz için, izleyenlerimiz için söyleyeyim. 7 Ekim'den önce içeriye 600 tır giriyordu günlük. Bu tırlar yardım tırı değildi. Yani insanlar şöyle düşünebilirler. Ya 600 yardım tırı giriyor. Hayır. İçeriye tüccar tırları giriyordu. Yani biliyorsunuz 18 yıldır Gazze ambargo ve abluka altında, 2006 yılından beri. Dolayısıyla içerideki yaşamın devam etmesi için bu tırların girmesi gerekiyor. Dolayısıyla biz Yetim Vakfı olarak Gazze'nin içerisinde giren tüccar tırlarından alımları yapıyoruz. Birçok kurum kuruluş da böyle yapıyor ve biz içeride sıcak yemek, kumanya paketi, battaniye, çocuk bezi, çocuk maması, süt tozu, hastanelere mesela 26 bin litre şey dağıttık, yakıt dağıttık. 272 bin litre içme suyu dağıttık. Kalan az sayıdaki hastanelerimize. Evet. Yani 32 tane hastane işlev dışı kalmış. Sağlık kurumu, 54 tane sağlık kurumu işlev dışı kalmış. Dolayısıyla biz içeriden bu ürünleri alıyoruz ve içeride dağıtıyoruz. Evet, pahalı oluyor. Yani Mısır'a göre Gazze, hele mesela Gazze'nin güneyinde 70 dolar olan bir kumanya paketi kuzeye çıktığınız zaman 87 dolar oluyor. Yani Gazze'nin güneyi ile kuzeyi arasında da fiyat farkı var. Tabii ki burada İsrail'in yani Gazze'nin tam ortasından, evet, sahil şeridine kadar bir şey var, bir kontrol alanı var. Dolayısıyla kuzeye gitmiyor mu? Hayır, gidiyor. Biz mesela şu anda kuzeyde, Gazze'nin kuzeyinde biz sıcak yemek dağıtıyoruz. İftar yemekleri dağıtıyoruz. Yani şu anda 50 bine yaklaştık. 50 bin kardeşimize biz iftar yemekleri dağıtıyoruz. Bu daha da artacak yani Allah'ın izniyle. İnşallah. Dolayısıyla burada içeride yani insanlar yardım ederken tereddüt göstermesinler. Yani yardım girmiyor ki içeri demesinler. Yardım içeriden alınarak bunların dağıtımı rahat bir şekilde burada biz yapıyoruz. Tabii Yetim Vakfı temelde 4 alan üzerinde çalışıyor. Psikososyal destek onun en önemli kısmı. Bizim İstanbul'da Aksaray'da Vakıflar Genel Müdürlüğümüzle protokol çerçevesinde bir tekke kullanıyoruz. Bir Osmanlı Halveti Tekkesi, Kuşadalı İbrahim Efendi Tekkesi bizim 2019 yılından beri 5 yıldır İstanbul'daki Psikososyal Destek Araştırma ve Uygulama Merkezimiz. Burada yetim annelerimiz, yetim yavrularımız tamamen bila ücret, yani ücretsiz bir şekilde bizim psikologlarımız, sanat terapistlerimiz, psikiyatr olan gönüllülerimiz var. Bu kardeşlerimizle de birlikte bu çalışmayı yapıyoruz. Hatay'da yine... Böyle 17. yüzyıldaki bir dünyadan söz ediyorsunuz gibi hissettim. Böyle iyilik tekkesi var. Evet. İçerisinde böyle insanlar var. Evet, 1 evet. milyon 400 bin insana tekabül ediyor, temas ediyor. Evet, o kadar insana ulaşmışız. Aynı ve nakdi desteklerimiz devam ediyor. Bu anlamda bizim yetim sponsorluk çalışmamız var. Onu da aslında burada daha rahat anlatabilme lütfen, adına bir lütfen şey getirdim. Şimdi burada bir çocuk resmi var. Bu çocuk Türkiye'de bir çocuk değil, Filistinli bir çocuk. İki kardeşi varmış. Doğum tarihi var. Babasının vefat tarihi var. Kardeş sayısı, annesinin durumu. Bu Yetim Vakfımızın
sponsorluk destek sistemi dediğimiz ya da yetim hamilelik sistemi dediğimiz çalışma çerçevesinde ayda 600 lirayla Türkiye'deki ya da dünyanın başka ülkelerindeki hayırseverlerin destek verdiği bir çalışma. Bu çalışma çerçevesinde biz şu anda Yetim Vakfı olarak dünyanın 23 ülkesinde 12 bin yetim yavrumuza ayda 600 lirayla hamilelik yapıyoruz. Tabii 600 lira büyük bir rakam değil ama mesela Afrika'daki, Orta Doğu'daki, işte Güneydoğu Asya, Uzak Doğu'daki bir çocuğun, mesela Bangladeş'te bir tekstil işçisi ortalama 80 dolar maaş alıyor. Hı hı. Ve Bangladeş'te 7 milyon tekstil işçisi var. Yani orada neredeyse bir evi maaşının, yani bir ne diyelim, evi geçindiren kişinin maaşının yarısı kadar bir miktar oraya ulaştırılmış oluyor. Burada burada tabii bizim yola çıktığımız temel motivasyon kaynağımız Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin "Ben ve yetime kefil olan cennette şu iki parmak gibiyiz" hadis-i şerifi var. Biz burada yetime kefalet, yetime hamilelik müessesesini de canlı tutmaya çalışıyoruz. Bu şekilde 12 bin yetim yavrumuza destek veriyoruz. Şu anda mesela bizi izleyen izleyicilerimiz de bir yetime hami olabilirler. Zekatlarıyla Ramazan-ı Şerif'in ortasındayız. Olacaklarına eminim. Evet, yetimvakfi.org.tr adresi üzerinden bir yetime hami olabilirler. Burada tabii ki yetim çocukla biz bağışçıyı da koruyoruz. Onların haklarını da korumuş oluyoruz. Yani tamamen KVKK sistemine uygun bir şekilde bu çalışma devam ediyor. Bir de kardeş aile sistemimiz var. Burada da ayda 2500 liralık bir destek veriyoruz ailelere. Hangi ailelere veriyoruz? Yetim ailelerimiz, evi kirada olan, çocuk sayısı fazla olan ve aynı zamanda evde engelli bireylerin olduğu ailelere 2500 liralık destek veriyoruz. Bunun dışında kalkınma projelerimiz var. Yetim ailelerimize biz bir meslek edindiriyoruz ve sürekli insanların eline bakmaktan, sürekli gelen ve almaya alışan bir aile yapısından uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Yani sadece işte yardım verelim değil. Değil. Yani mesela arı kovanı, küçükbaş hayvan, büyükbaş hayvan projeleri, tavukculuk projeleri, seralar, ondan sonra dokuma tezgahları, mini dükkanlar, ondan sonra yine ailelerin geçimleriyle ilgili tohumların verilmesi, yani tarımın olduğu alanlarda bu tip kalkınma projeleri yapıyoruz. Ve bu projelerle aileler artık onları düşünmek zorunda kalmıyoruz. Hatta şöyle söyleyebilirim, bu yaptıkları çalışmalarla ev alan aileler bile var. Kendilerine ev alan aileler bile var. Yani tabii Türkiye'deki gibi astronomik rakamları düşünmeyelim. Afrika şartlarında mesela biz daha yeni Sri Lanka'da bir yetim ailemize ev yaptırdık mesela. 50 metrekare, işte iki tane odası olan, tuvaleti banyosu olan, üzerinde su deposu olan, bahçesi olan bir şey. 8500 dolar gibi bir miktarla betonerme evi oldu bu ailenin. 4 yetim çocuk, ama anne. Öyle Murat Bey, o kadar böyle doğal kabullenişle söylediğiniz ki, yani tabii Türkiye gibi düşünmeyelim. Yani çok şu yüksek. 10 yıl önce ev alabilmek bir şekilde orta sınıfın düşündüğü, hayal ettiği, niyetlendiği bir şeydi. Evet. Ama bugün ev alabilmek ve orta sınıf. Tabii. Hani yani şimdi ilk 10'da yok yani. Evet, şimdi belki bazı rezidanslardaki kira fiyatına ben Sri Lanka'da bir yetim ailemize ev verdik dedim. Yani 8500 dolar herhalde bazı rezidanslarda kira, bu fiyatları kira olarak ödeyen insanlar vardır siz diye düşünüyorum. Siz orada ev verdiniz. Yani. Biz orada bu fiyata ev verdik. Yani dolayısıyla burada aileler için aslında küçük bütçelerle, mesela bir dokuma tezgahı. Şimdi Emre Beyler gitmişti Burkina Faso'ya. Zannediyorum 300-350 dolar bandında bir şeyle, bir bağışla aile ayda 100 dolarlık bir gelir elde ediyor. Yani 350 dolarlık bir dokuma tezgahı veriyorsunuz. Orada bir aileyi değiştiriyor. Tabii canım. Bir hayat kuruyor. Üretiyorlar. Yani. Kazak üretiyor. İşte oranın yerel kıyafetlerini üretiyor. Ve onlar satılıyor. Ve 100 doların üzerine. Mesela tuktuk denen bir şey var yine. İşte 3 tekerlekli bir araç. Mali'de veriyoruz bunu yetim ailelerimize. Burada çok çok daha üzerinde. 200-250 dolarlık ayda bir kazanç elde ediyor. Yani küçük bağışlarla aslında büyük işler yapılabiliyor. Küçük dokunuşlarla hayatlara büyük iyilikler gelebiliyor. Evet. Büyük değişiklikler tabii, gelebiliyor. Tabii kesinlikle. Yani. Burada şey yapmak lazım. Görmek lazım. İhtiyacı görmek lazım öncelikle. Daha sonra bu görülen ihtiyaç üzerine çalışmak lazım. Bir de şunu da ifade edeyim. Yetim Vakfımız Ocak ayında vergiden muaf kurum statüsü aldı.
Yani mesela ne demek iş, şöyle iş insanları, şirketler yetim vakfına bağış yaptıklarında bunu vergilerinden düşebiliyorlar. Aynı olarak yapılan mesela gıda gibi temizlik malzemeleri, yakacak, ondan sonra kıyafet, bunların %100'ünü vergilerinden düşebilirler. Nakitte ise matrahlarının, yani vergi ödeyecekleri matrahın %5'i kadarını yetim vakfına ya da yine tabii kamu yararı olan ya da ne diyelim vergi muafiyeti olan kurumlara yaptıklarında nakitten de %5 kadarını düşebiliyorlar vergilerinden. Bu notu özellikle tabii yani devletimiz bu anlamda şey yapıyor, teşvik ediyor. Çünkü biz yetim vakfı olarak aslında bir kamu hizmeti yapıyoruz. Yani bizim Türkiye'de şu anda temas içerisinde olduğumuz yetim ve öksüz çocukların sayısı 8 binin üzerinde. Yani biz şu anda mesela Türkiye'de 8 bin civarı çocuğumuza bayramlık dağıtacağız. Yani burada tabii gıda kumanyaları, çocuk paketleri, iftar ikramları, fitre, fidye, zekat destekleri, bunları da dağıtıyoruz ama yani biz aynı zamanda kamunun üzerinde olan devletin o yükü de omuzlamış oluyorsunuz, tabii, almış yani, oluyorsunuz. Tabii yani sadece Türkiye'de değil tabii 40 ülkede çalışıyoruz biz Yetim Vakfı olarak. Ama ülkemizde de mesela şu eleştirileri de zaman zaman alıyoruz. Ya işte siz kendi ülkenizde işte İstanbul'da, Ankara'da işte yetim çocuklar varken. Bu eleştiriler son 3 yılda çok arttı. Evet. Diyoruz ki yani biz zaten çalışmamızın yarısını Türkiye'de yapıyoruz. Onun adına eleştiri de demeyelim. Yani saldırganlık yani. Yani evet. Şey, saldırganlık yani. Kesinlikle. Yani görüyorum. Çünkü bilmeden evet. Yani şimdi bir araştırma yapılarak böyle bir ithamda bulunulmuş olsa tamam bir karşılığı var. Ama hiç araştırmadan işte siz Azerbaycan'da çalışıyorsunuz, Bosna Hersek'te çalışıyorsunuz, işte Yemen'e gidiyorsunuz, Yemen'deki işte bizim mesela Yemen'de 1500 civarı yetim yavrumuz var. Onları ama Yemen'de 1 milyondan fazla yetim var. Biz 1500'üne kucak açabilmişiz Yetim Vakfı olarak. Orada mesela yetim yavrularımızın sağlık ihtiyaçları ile ilgili destekler veriyoruz. Yine bayramlıklar mesela şu anda yoğun bir şekilde oralarda bayramlık bayrama da az bir süre kaldığı için bunları dağıtıyoruz. Dolayısıyla biz ülkemizi ihmal etmiyoruz. Aile Bakanlığımızla sıkı işbirliği içerisinde çalışıyoruz. Mesela 3 gün önce Bakan Hanım'la beraberdik. Mahinur Hanım'la şeyde İstanbul'da Gazze ile ilgili bir sempozyum vardı. Orada bizim bazı çalışmalarımızı da şey yaptım. Kendisine takdim etmiş oldum. Yani bir önceki ay yine İstanbul'da bir Çalıştay'da bir aradaydık. Yani burada kendi ülkemizi ihmal etmiyoruz. Kendi ülkemizle ilgili yoğun çalışıyoruz. Ama komşularımıza, yurt dışında da kendi bayrağımızla, ülkemiz insanının hayırlarıyla, dualarıyla biz bu ülkelerde de çalışmaya gayret ediyoruz. İyilik üzerine çalışanların şu son 5 yıldan bu tarafa ve özellikle de 2 yıldan bu tarafa çok trajik de bir durumdur bu yani. Belki kendileri öyle ifade etmezler ama ben az önce mesela saldırganlık diye ben şahsi tanımlamamda o benim. Elbette kendileri öyle ifade etmeyi tercih etmezler. Enerjilerinizin bir kısmını iyilik için çalışan herkes ayrıca o iyiliğe dair açıklamalar yapmakla geçiriyor. Evet. Yani birilerini ikna etmekle geçiriyor. Çok doğru. Sosyal medyada bu saldırılar evet, çok oluyor. Bu da çok. Maalesef. İşte kendi ülkemiz bitti de niye Filistin'e gidiyorsunuz, işte Suriye'ye gibi. Gidiyorsunuz. Kendi ülkemizi ihmal etmiyoruz. Önce kendi ülkemizden, komşularımızdan başlıyoruz. Daha sonra uzağa doğru gidiyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Az önce gençler dediniz. Aktivist ifadesini özellikle kullandınız. Bir de gençlerin girişkenlikleri dediniz, dijitalizasyon dediniz. Ben bütün bunları bir araya getirerek açıkçası. Hani çocuk hakları ve bazı böyle STK'cılık, aktivistlik, ideoloji merkezli bakmak değil belki ama şu son yıllarda işte biz burada Türkiye Gönüllü Teşekkürler Vakfı yöneticileriyle de bir yayın yapmıştık. Gönüllülük, mesela Hollanda'da yapılan araştırma çıktıları kamusal olarak, kitlesel olarak çok daha yaygın. Biz de Türkiye'de biraz daha gönüllülük hani hayatın içerisinde zaten var olduğu için bir kurum bünyesinde yapmıyor belki onu. Şeyi sormak isterim yani çocuklar ve gençler özelinde o yönüyle hak arayıcılığı ve bir özne olmak, işte özgüveni yüksek olmak noktasında o çocuk hakları üzerine neredeyse her bir gencin, her bir çocuğun, her bir o teenage kuşağı deniliyor ya 13-18, 13-20 arası. Öyle bir özgüvene, bilince, reflekse sahip olmaları için çocukların, gençlerin
ne yapmak lazım geliyor diye hem avukat olarak hem aktivist olarak size böyle bir somut soru sormak isterim. Estağfurullah öncelikle. Ama şöyle cevaplayabilirim. Böyle. Bu husus çok önemli. Dediğimiz gibi, yani dediğiniz gibi az önce değil mi? Sosyal medya saldırganlarının da bir kısmını bu jenerasyondan görebiliyoruz. Yahut bir baktığınızda çok önemli eylemlere, projelere de yine aynı neslin iştirak ettiğini görüyorsunuz. Kesinlikle. Burada işte biz platform olarak, hani bu platformun bileşenleri olan tüm kurumlar, işte Yetim Vakfı, Yerzu Çocukları Derneği, İHH, Hukukçular Derneği, hani bizim bileşenlerimiz bu aşamada bu kuruluşlar, bize burada çok önemli bir görev daha düşüyor. O yüzden biz mesela bu meselelerde bu gençliği yetiştireceğiz. Onlara özellikle bir veri tabanı oluşturmamız lazım. Bunu niçin önemli görüyoruz? Dedik ya, dediğiniz gibi, yani dijitalleşen dünyada artık şartlar da değişiyor. Hı hı. Eylemlerin biçimleri de değişiyor. Dolayısıyla onlara hitap etmek, dünyayı değiştirebilmenin yolu da artık buralardan geçiyor. O yüzden bizim bunları çok iyi okumamız lazım. Çok iyi okuduktan sonra da uygun vakitte en hızlı bir şekilde harekete geçmemiz lazım. Uygun vakitte en hızlı bir şekilde. Evet. Hay hay. Ve maalesef en uygun vakit en hızlı olan oluyor. Çünkü çok hızlı zaman ilerliyor. Şimdi kesinlikle. Burada belki konunun çok da dışına çıkmadım ama birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. Mesela eylemlerin artık biçimi de değişiyor. Hı hı. Bizim ülkemizde de değişiyor. Bu da neyi gösteriyor? Artık bir şeyleri gençler omuzlamaya da başlamış. Mesela bizim derneğimiz, işte Yerzu Çocukları Derneği olarak birkaç eylemi gündeme gelmişti. İşte bu olaylar 7 Ekim sonrasında İsrail'in artan bu zalimane davranışları, yoğun bombardımanları, böyle tam gündem çok sıcakken biz şu eylemi yaptık. Çocukları ön plana aldık. Dedik ki konsolosluk önünde oyuncak bırakma eylemine gittik ve orada konuşan sözcüyü bir çocuklardan birini seçtik ve orada birçok çocuk getirdik ve çocuklar, tabii biz o programı da birden fazla yine kurum kuruluşla beraber yaptık, bizim öncülüğümüzde yapılan harekette orada işte oyuncakları konsolosluk önüne bıraktık. Sonra biz bu haberin mesela tahminimizden çok çok daha başka, çok çok daha dünya yayıldığını gördük. İşte bazı uluslararası kuruluşların haber kanallarında fotoğraflarımızı gördük. Bunlar da şunu gösteriyor. Evet, dünya değişiyor. Ve çocukların orada daha çok özgüven sahibi olduğunu artık söyleyebiliriz. Özellikle gençlere şunu dememiz lazım. Ben gençlere de şunu diyemiyorum. Hani bu saldırganlaşan gençlere de şunu unutmamamız lazım. Bir şeyler ya eksik kalıyor ya yanlış yapılıyor ki belki bu gençleri de buraya doğru sevk eden etmenleri engellememiz lazım. Nasıl ki az önce belirttiğimiz, siz çok güzel bir noktadan bahsetmiştiniz. İşte dediniz ya, New York Times işte gazetesi öyle bir filtreliyor ki çocuk kelimesini isteyen yaptığına. Dolayısıyla kendi tabanına verdiği haberlerde böyle bir yanlı tutumu çok rahat bir şekilde yapabiliyor. Demek ki bu dijitalleşen dünyada bu haberler bu kadar hızlı yayılırken bu çocukları da bunlara iten o etmenleri ortadan kaldırıcı hareketlere artık girişmemiz lazım. O zihni, o algoritmaları öyle biçimlendiriyor çünkü. Evet. Bizde de o biçimlendirmenin refleksine sahip olmamız gerekiyor. Gerekiyor. Bir eylemimiz daha vardı yine. Çıngıraklı eylem yapmıştık. Hani maalesef bilmiyorum hatırlarımızdan nasıl çıkacak onu da bilmiyorum ama işte hani malum hastanede bebekler, küvezdeki bebekler öldü. Hastaneye zorla tahliye ettiler ve sonraki dediğinde çocukların hepsi vefat edilmiş şekilde bulmuş. O dönemde de biz çıngıraklı bir eylem yapmıştık Sultanahmet tarafında. İşte bir formaliteden hani bir boş bir küvez getirildi ve yine çocukları götürdük. İşte çıngıraklı bir eylem yaptık. Hani burada çocuklar ölüyor. Artık yani bu çocuklara da dünyanın bir bakması lazım. Hani Gazze'de çünkü çocuk nüfusu çok fazla. Ölenler çocuk ve gerçek manada çocuklar özelinde bazı şeylerin eksikliğini artık dünyada yani görüyoruz. Dünyada ve şunu da görüyoruz. Bunu Türkiye'de daha çok arttırmamız lazım. Çocuk vurgusunu çok arttırmamız gerekiyor. Neden bunu yapacağız? Çünkü dediğiniz gibi, yani burada konuşulduğu gibi, niye çocuk kelimesinden kaçınıyor bu zalimane fiilleri işleyenler veya onlara destek olanlar? Çünkü biliyorlar ki dünyada hiç kimse, vicdanlı olan bir kalp taşıyan hiç kimse çocukların söz konusu olduğu yerde onların ölümlerini istemez. Onların işkenceye uğramasını istemez. Bu noktada şunları da söylememiz lazım. Yani niye gençleri harekete geçirmemiz lazım ve niye çocuk hakları alanında, aktivizmde gençleri bu noktaya daha çok itmemiz lazım? Çünkü onlar bir şeyleri değiştirecek. Çünkü onlar daha çok korkak bir şekilde hareket etmeyecekler. Şimdi şunları mesela bir hafızamızı yoklayalım. En azından ben kendi hafızamı yokladığımda şunu görüyorum. Bu kısa sürece bakalım. Yani işte Ekim'den başlayan ve bugüne kadar işte 170 günü aştık. Aklımıza gelen hikayelere bakalım. Rim'i hatırlıyoruz değil mi? İşte Hind'i hatırlıyoruz. 6 yaşındaki küçük bir çocuk annesi babasıyla giderken, tahliye etmeye çalışırken anne babası ve bütün yakınları vefat etti ve kendisi ne kadar süre hayatta kaldı o acı içerisinde bilemedik. Ve Hind'i bulamadık yani o dönemde. İşte dünyada değil mi? Ne yapıldı mesela o dönemde? Çok yapıyorduk işte sosyal medyada.
yoğun bir şekilde baskı kuruluyordu ve bu baskılar sonuç vermeye başlıyordu. Eylemler yapıldı. Çocuklar, evet. Mesela çocuklar bir eylem yaptılar Hint için. Hint 9 gündür yok diye eylem yaptılar, hatırlıyorum. Evet. Ve Hind'in o ambulans şoförüyle yapmış olduğu telefon görüşmesi sonrası yansıdı. Çok o eylem konuşma sonrası. Sonra hafızalarımızda biraz Filistin meselesini yokladığımızda biraz geriye gidelim. Yani yine benim belki çocukluk dönemime denk gelen olan Muhammed Durra değil mi? Muhammed Durra. Demek ki şu var, yani burada bir politika var. Bahsettiğimiz bu zalim ülkenin bir politikası var ve bu çocuklar üzerinde mütemadiyen devam ediyor ve herhangi bir kesinti uğramıyor. Biz bunu gündemde tutmak zorundayız ve şunu fark ediyoruz. Eğer bunlar engellenmedikçe, tabii ki bunun engellenmesi devletlerin işte bu hani savaş, güç dengeleri vesaire vesaire. Ama biz buna karşı duruşumuzu sürekli yenilemeliyiz, arttırmalıyız ve devam etmeliyiz. Bu noktayı ben çok önemli olduğunu görüyorum. Kesinlikle. Onların özellikle tek hedefi neredeyse. Çünkü %70'in üzerinde diyoruz. Tabii. Tek hedefi çocuklar. Evet. Çünkü soykırımın da aslında bir gerekçesi bu değil midir? O çocuklar ölmeden sonuçta orada bir boş bir Gazze'ye istedikleri gibi ulaşamayacaklar. Öyleyse bizler burada ne yapmalıyız? Bunu konuşmamız lazım. Şeyden bahsetmek istiyorum. Kamu Denetçiliği Kurumu Şubat ayında mesela bir rapor yayınladı. Raporun başlığı çok dikkat çekiciydi. Hani bunu da yine bizim işte ekibimizden arkadaşlarımız hatırlatıp paylaştı bizimle. Orada diyor ki Gazze dünyanın en büyük hapishanesinden en büyük mezarlığına, çocuk mezarlığına. Tam olarak söylemek isterim şu an huzurlarınızda. Buyurun, buyurun. Lütfen dünyanın en büyük açık hava hapishanesinden dünyanın en büyük çocuk mezarlığına özel rapor. Yani burada Kamu Denetçiliği Kurumu'nun da bu çok kıymetli çalışmasını da anmak isterim. Ve onların da burada mesela başlık olarak dikkat çektiği husus artık Gazze bir çocuk mezarlığı. O yüzden inşallah ben hani bu program vesilesiyle de bizim bu yapacağımız inşallah harekete destek olmalarını özellikle gençlerimizden bekliyorum. Şu an biz çok güzel sağlam çünkü bazı işlere girişeceğiz. Onların dinamikliğine ihtiyacımız var. Hay İnşallah hay. Biz de tüm desteğimizi onlarla buluşturacağız. Şu anda bizi izleyen, sonrasında sosyal medyada yayınlandıktan sonra tanışan, karşılaşan tüm arkadaşlara da söyleyelim. Alanınız yazılımcı olabilir, sosyal medyacı olabilirsiniz, aktivist olabilirsiniz. Lütfen temasa geçin. Çocuk hakları platformu. Özellikle çocuk hukukunda yani çocuklarla ilgili alanda çalışmak isteyen hukuk öğrencileri de şey yapabilirler. Bu konuda gönüllü olabilirler. Çok çok ama önemli evet. Bir davet ve zemin ve platform. Onu da söylemiş olalım. Şeyi de ifade edeyim. Bu platform sadece Gazze ile ilgili sınırlı değil. Olmayacak. Yani evet. Yarın Arakan olacak, Doğu Türkistan olacak, Keşmir olacak. Dünyamız o kadar Tabii. adaletsiz ki Murat Bey. Yani evet. Dünya haritasının her yerinde çalışmamız gereken, üretmemiz gereken rapor dediniz, veri tabanı dediniz. Çok işimiz var hakikaten. Yetim Vakfı'nın Ramazan'ın artık bu son haftasına girmiş olduğumuz şu günlerde izleyicilerimize son mesajı ve daveti Eyvallah. Ne olur? Az önce Efendimizin, Peygamber Efendimizin hadis-i şerifini paylaştınız. Ben şöyle bir duraksadım. Sizin yine programınız da sanırım Onlar da Yetimdi diye bir seriniz mi var, bir programınız mı? Mesela evet, Ahmet, evet. Şeyh Ahmet Yasir'in mesela yetim olduğunu ben unutmuştum evet, açıkçası. Evet, evet, doğru. Yani burada tabii ki geçmişte yetim olarak büyümüş ve ne diyelim medeniyetimize ciddi katkılarda bulunmuş olan, mesela Ömer Muhtar da bir yetimdi. Ömer Muhtar Osmanlı yetimhanelerinde büyümüştü. Orada işte İtalya saldırısına karşı Trablusgarp'ta, Libya'da 30 seneye yakın mücadele etti. Yani dolayısıyla yetimin kalbi çok şeydir, naiftir, çok hassastır. Dolayısıyla yetimlere yapılan her yatırımın hem hakkı ilahide hem dünya üzerinde çok karşılığı vardır. Bir hadis-i şerif daha ekleyeyim burada. Buyurun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kim bir çocuğun başını okşarsa elinin değdiği her bir saç tanesince ona bir ecir, bir sevap yazılır. Ve yine elinin değdiği her bir saç tanesince onun günahı dökülür. Yani müthiş bir şey. Mesela bugün yine insanların çokça şikayet ettiği işte kalbimiz katı, bir şeyi hissedemiyoruz. Onunla ilgili de Efendimiz bir reçete sunmuş. Kalbinin katılığından şikayet ediyorsan yetimin başını okşa, yoksulu doyur. Yani kalp katılığına şifa olacak şey yetimin başını okşamak. Çünkü
oradan yetimden sana intikal edecek olan bir rahmet, bir merhamet duygusu senin kalbine doğru akacak ve ondan sonra sen şifa bulacaksın. Yani en büyük şeyde nasıl diyelim, hastalık da kişinin kalbinin katı olmasıdır diye düşünüyorum. Son cümleler şey olsun, biz Yetim Vakfı olarak Ramazan-ı Şerif'te 250 bine yakın yetim yavrumuza temas etmek gibi bir şeyimiz var. Bir niyetimiz var. Şu anda da Allah'a şükürler olsun bağışlarımız güzel gidiyor. Ciddi bir şekilde ulaşıyoruz. Kumanya paketleriyle, çocuk paketleri, bayramlıklar, iftar destekleri, zekat, fitre ve fidyelerle. Bu anlamda destek olmak isteyen, benim de yetim yavrularımıza bir katkım olsun diyen izleyicilerimiz yetimvakfi.org.tr adresine girerek burada gerek online bağış, gerek işte IBAN'lara destek olabilir. Bir de hızlıca, gerçi saat de ileri oldu ama şu anda belki cep telefonlarıyla bir kısa SMS'le bir destek vermek isteyen izleyicilerimiz de, bir onlara için de bir numara vereyim. Şu anda bayramlıkla ilgili devam ediyoruz ama mesela fitresini yatırmak isteyen kişi de yine aynı şekilde yatırabiliyor. Bayramlık yazıp 8868'e gönderildiğinde 130 liralık bir bağış oluyor. Bayramlık yazıyoruz. 8868'e gönderiyoruz. 130 TL'lik bir bağış oluyor. Bir bayram hediyesi ikram etmiş oluyorlar. Yani evet, bir bayramlık 1000 lira ama ne olur işte bir bayramlığın 7'de 1'i, 8'de 1'i gibi herhalde öyle bir rakama tekabül ediyor. Öyle evet, bir katkı aynen olmuş olacak. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olasınız. Sizin son mesajınız ne olur? Belki gençlere, belki tüm izleyicilerimize özellikle hatırlatmanız gereken bir şeyler mutlaka vardır diye düşünüyorum. Öncelikle teşekkür ediyorum bizlere davet ettiğiniz için. Biz platform olarak daha yeni bir kuruluşuz. Tüm bileşenlerimizle beraber. Ama Allah'ın izniyle hızlı hareket edeceğiz. Tabii biz bu hızlı hareket ederken de inşallah tüm hani gücümüzle, işte bu tüm kurumlarımızın verdiği güçle inşallah ilerlerken, bununla beraber bizlere destek olmak isteyen, bizim bu hukuk mücadelemizde, bizim eylemlerimizde inşallah bizim hem ulusal hem uluslararası bazı çalışmalarımız olacak. Çok kıymetli olacak inşallah. Bunları birçok dille yapacağız. O yüzden eğer bizleri hani dinleyen varsa, özellikle genç kardeşlerimizden, onları da bizlerle beraber çalışmaya davet ediyorum. İnşallah onlar da bu platformun bir parçası olarak ileride çok gururla taşıyacakları, benim de dahil, yani benim şu an içinde bulunduğum, ben bir sözcüyüm şu aşamada. Yani bizim bileşen şu an işte izleyen birçok arkadaşımız var. O arkadaşlarımızın kıymetli katkıları var. Ben onlar adına bir miktar konuşurum ama şuna da yürekten inanıyorum. Ben şu an burada konuşmaktan dahi yani inanılmaz bir mutluluk içerisindeyim. Ve onlar da inşallah gün gelecek öyle onurlu ve öyle bir güzel iş yapacağız ki bunu evet biz yaptık diyeceğiz sonunda. O yüzden onları da davet ediyorum. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Hayırlı olsun platform. Nice küresel işlere inşallah, kalıcı hayırlı işlere. Murat Yılmaz, çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Sağ olunuz, var olunuz. Yeryüzü Çocukları Derneği, hakikaten 6 Şubat dediniz. 6 Şubat'tan bugüne hani bölgede yapılan her çalışmayı ben takip etmeye çalıştım açıkçası. İnanılmaz kreatif aynı zamanda evet, işler yaptı Yeryüzü Çocukları Derneği. Onu da burada hem teşekkürümüzü hem tebriğimizi de iletmiş olalım. Sağ olsunlar. Emeği geçen tüm arkadaşların da emeklerine sağlık diyelim. Müsaade isteyelim efendim. Her iki misafirime de yeniden çok teşekkür ediyorum. Selam ediyorum. Tekrar 1001'in yeni bir bölümünde görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim.